Alloh uni nima uchun yaratgan bo'lsa, u uchun harakat qiladi. Har yaratilgan narsa faqatgina inson biz bu chegaralarni buzamiz. Bir yog'och bizga ham olma beradi, ham behi beradi, ham shaftoli beradi, ham nok beradi. Fir'avnni biz faqat uning yonida Musa alayhissalom bo'lgani uchungina eslaymiz. Ribosiz halol radius. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh barchaga. Xush kelibsiz bugungi uchrashuvimizga. Shahrizodaning hikoyasini barchamiz yaxshi bilamiz. 1001 kecha masalida Shahrizoda hayotda qolish uchun har kuni bir narsa o'ylab topish majburiyatida qoladi. Mashhur yozuvchi Borgesni barchangiz yaxshi bilasiz. Borges shunday deydi: "Men hayotda nimaiki qilgan bo'lsam, o'sha 1001 kecha masali yordamida qildim." Aslida hammamiz ham hayotda qolish uchun, yashash uchun bir hikoya o'ylab topishga, bir hikoya aytishga majbur emasmizmi degan bir savolni o'zingizga berishingizni istagan bo'lardim. Ya'ni hikoya deb aytayapmiz, nimadir qilish, hech kimga o'xshamagan bir narsa o'ylab topish, bir narsa yaratish, bir narsalarni yo'lga qo'yish. Ya'ni yashayotgan hayotimizga bir ma'no olib kirish uchun hayotimizdagi parchalarni deylik bir butunga aylantirish uchun qalbimizni derazasidan deylik bir nur olib kirish uchun nimalardir qilishga majbur bo'lamiz bu hayotda. Til bilan ifoda etilmagan narsalar haqiqatdan bor bo'lolmaydi deyishadi. Ya'ni bir narsa rostdan bor bo'lishi uchun u ifoda qilinishi kerak. Butun madaniyatlar ana shu ifoda atrofida quriladi. Ifodalar ham bir hikoyaga aylanganda, bir qissaga, deylik bir suhbatga aylanganda, biriga ikkinchisi deylik ulanib bir ma'noga aylanganda bir harakatni tashkil qiladi. Bir yo'lni tashkil qiladi. Biz bilganimiz butun muqaddas kitoblar qissalar anglatadi. Har bir qissa bir hikoyadir. Har qabilaning bir hikoyasi bordir. Hazrati Odam alayhissalom va Momo Havoning hikoyasi bu bir qissadir. Nuh to'foni bu ham bir qissadir. Hazrati Ibrohim alayhissalomning hikoyasi bu endi muazzam bir qissadir. Hikoyalar ikki turli bo'ladi. Nihoyasi so'ngi bor hikoyalar, ya'ni tugaydigan hikoyalar. Ikkinchisi bitmaydigan, tugamaydigan hikoyalar. Tugaydigan hikoyalar bu yomonlarning hikoyasidir. Fir'avnni biz faqat uning yonida Musa alayhissalom bo'lgani uchungina eslaymiz. Agar bu hayotda yomonlar eslanayotgan bo'lsa, xotirlanayotgan bo'lsa, unutmasligimiz kerakki, uni yonida bir yaxshi bo'lgan, yaxshilik harakatida bo'lgan biri bo'lgani uchun u yomon eslanadi. Aks holda uni hikoyasi bitgan bo'lardi, agar uni yonida bir yaxshi bo'lmaganda edi. Yaxshilarning hikoyasi hech tugamaydi dedik. Ming yillar davom etadi. Xuddi payg'ambarlarning hikoyasidek, xuddi Alloh suygan bandalarning hikoyasidek, xotam toylarning hikoyasidek, o'rnak bo'ladigan deylik shohlarning hikoyasidek, mard pahlavonlarning xalqi uchun, yurti uchun yaxshilikdan boshqasini istamaydigan insonlarning hikoyasidek, ya'ni hech tugamaydi. Birini o'rniga boshqasi, boshqasini o'rniga yana boshqasi bizni hayotimizda uchrayveradi. Ya'ni unutilmaydigan bir hikoyalar.
Bunlar kimning hikoyasi dedik? Yaxshilarning hikoyasidir. Masalan, bir narsa atrofimizda qayta-qayta takrorlanayotgan bo'lsa, u bizga nimani anglatadi? Shuni anglatadi. Inson sen ham har tong quyosh kabi yangidan o'rningdan tur. Allohni esla, bismillah de va hammasini yangidan boshla. Qara sen singan daraxtlar butlanyapti ko'r. To'kilgan barglar o'rnida yangilari chiqyapti. Unga diqqat qil. Faqat sengina, ya'ni insongina gohida yiqilgan joyda qolib ketyapti. Tur o'rningdan, takrorla, urinib ko'r yana bir marta. Balki o'tgan gal omad senga kulib boqmagandir. Balki bu safar omadli bo'lasan. Hammasidan ibrat oladigan bir nuqtani topishimiz mumkin. Masalan, bir yog'och bizga ham olma beradi, ham bexi beradi, ham shaftoli beradi, ham nok beradi. Va ularning hammasi yog'ochda paydo bo'layotgan har narsa, u anjirlar, u uzumlar bizga foydali. U yog'och bizga nima kerakligini, nima foydali ekanligini biladimi? Yo'q. Bu mevalarni u daraxtlarga vazifa olarak yuklagan bir yaratuvchi bor. Mana shu ma'nolarni atrofimizdagi o'sha takrorlanayotgan narsalarni yoki hozir yog'och misolida aytgan narsalarimizni anglashga bo'lgan urinishimiz bizni ma'nodor bir insonga aylantiradi, ma'naviyatli qiladi. Ma'no bilan ma'naviyatni o'zagi birdir. Bir insonning qalbidagi narsa, hammamizning qalbimizdan o'tayotgan narsalar ko'zimizdagi ma'nodan, undagi nurdan tushunilishi mumkin. Chunki har insonning ko'zi, nima deymiz, uning qalbining ifodasi deymiz. So'nggi 200-300 yilda shunday bir tasavvur uyg'ondi dunyoda. Faqatgina sekularizm dunyoga, ya'ni moddaga jiddiy qaraydi. Din esa faqat u dunyoga e'tibor qaratadi. Bundan kelib chiqib aytishadiki, go'yo din deylik dunyoga qarshi. Faqat yaxshiliklarni u dunyoda deb da'vat qilish orqali insonlarni ovutadi din deb aytishadi. Tabiiyki, bu tamomila noto'g'ri bir qarash, noto'g'ri bir tushuncha. Masalan, dinimiz islom dunyoni ham moddan ham jiddiy oladi. Ammo boshqalardan farqli ravishda uni mutlaqlashtirmaydi, ilohiylashtiradi. Dunyoni va moddani qayerga loyiq bo'lsa, o'sha yerga qo'yadi. Moddaga, atrofga bir vosita o'laroq qaraydi. Har moddaning o'zi bilan birga anglatadigan nimasiga, ma'nosiga qaraydi. Anglatayotgani ma'noga qaraydi. Bunday qilarkan modda moddalikdan chiqadi. Bir yog'och yog'ochlikdan chiqadi, bir daraxt daraxtlikdan chiqadi. Bunday tushunishni, munosabat qilishni boshlashimiz bilan hayotda endi u ma'noga aylanadi. Biz bilan deylik gaplashayotgan ma'noni anglashimizga yordam berayotgan, savollarimizning javobini o'zida berkitgan bir ma'noga aylanadi. Yana ham soddaroq til bilan aytadigan bo'lsak, dinimiz bu dunyoni inkor qilmaydi, aksincha dunyo orqali, bu muhtasham dunyo orqali bu dunyoni yaratuvchisini tanishga bizni nima qiladi? Da'vat qiladi. Robbimiz bunday muazzam bir olamni yaratdi, yerni, ko'kni, hayvonlarni, o'simliklarni, milliardlab qum donalarini va bularning hammasini bir tartibga soldi. Soniya soniyasigacha to'g'ri ishlaydigan bir tartib bu. Keyin bu tartibga solingan dunyoni insonning makoniga, bizning makonimizga aylantirdi. Bizning ixtiyorimizga topshirdi. Endi biz aytadigan u mahluqotlarning ashrafi, afzali olarak biz insonlarga aytdiki, Robbimiz adolat o'rnat,
dünyanı güzelleştir, ruhini güzelleştir, bu alamını yine de güzelleştir. Yani vazife bu verildi bizge. Ondan vazgeç, onu terk et, onu inkar kıl deyilgen gap hiçbir joyda yok. Dünyaya bu noktaya nazar bilen karış, atrafımızda sadır buluyordukken narsalarga bu noktaya nazar bilen bakışka urunuş, bizge yokmayordukken bu hayatın ağırlıklı hikayelerini deylik bu noktaya nazar bilen düşünüşke urunsak, haması başkaçı buladı. Nimalardır özgeredi içimizde, karışlarımızda. Bana şu özgerişke nima sebep buldu? Nima özgerdi de bizde? Karışımız özgerdi. Bizde mana özgerdi. İçimizdeki mana özgerdi. Münasebat özgerdi. Yani muamele özgerdi. Hulasa olarak bana şunu aytıp fikrimini yakunlayman. Allah Azze ve Celle her narsanı yarattı ve insanın ihtiyarını tavşırdı. Her yaratılgan Allah üçün, Allah onu nima üçün yaratken bolsa, o üçün hareket kıladı. Her yaratılgan narsa. Fakat ki insan, biz bu çegerelerini buzamız. Yani bu alamda yaratılgan her narsa nima üçün yaratılgan bolsa, o üçün hareket kıladı. Fakat ki insan bu çegerelerini buzadı. Bu ham insanın bir ağırlıklı bir hikayesi.